Tonguç Kampüs'ten herkese merhaba. Birinci dönem full tekrar yapıyoruz. Evet bütün konuları tekrar edeceğiz. Bakalım neymiş konularımız? Elektrik, mıknatıs ve manyetik alan, basınç ve kaldırma kuvveti. Her biri kocaman konular ve bunların hepsini tertemiz bir şekilde tekrar ediyoruz. Haydi başlayalım. Şimdi elektrik akımı, potansiyel fark ve direnç. Bunları duyduk. Ohm yasası dirençlerin bağlanması. Bunları biliyoruz. Üreteç ve üreteçlerin bağlanması. Üreteçlerin ömrü. Bunları da anlattık. Elektrik enerjisi, elektriksel güç ve lambaların parlaklığı. Şunu bileceksin. V eşittir I çarpı R. Vır. Bunu bilmek zorundasın. Yani bir direncin uçları arasına bir potansiyel farkı sağlanırsa ondan I akımı geçiyordu. Volt direnç. Dolayısıyla bu da akım şeklinde söyleyelim. Yani gerilim, akım ve direnç. Sonra direnci neye bağlı olduğunu söyleyelim hemen. Rho çarpı uzunluk L bölü kesit alanı. Yani uzunluk arttığında direnç artıyordu. kesit alanı arttığında direnç azalıyordu. Bu Rho ise öz dirençti. Ohm yasası zaten burada gösterdik. Üreteç yani devreye akım sağlayan bir devre elemanı diyebiliriz. Yani şu şekilde düşünürsek bir lamba mesela bunun yanabilmesi için bir üreteç bağlamamız lazım. Burası artı burası eksi. Üretecin artı kutbundan çıkıp şöyle eksi kutbuna doğru gelen bir i akımından bahsediyorduk. Üreteçlerin bağlanması seri bağlanabilir, paralel bağlanabilir. Aynı zamanda seri e, bağlanmada düz ve ters bağlama vardır. Şimdi seri bağlamada eğer aynı yönde akım çıkarıyorlarsa o zaman topluyorduk. Eğer ters yönde akım çıkarırlarsa ki şu şekilde bu ve bu bakınız şöyle ters yönde akım çıkaran iki tane öteç bu bu yönde bu da bu yönde o zaman büyük olandan küçük olanı çıkartıyorduk. Üreteçlerin ömrü. Şimdi i akımı birim zamanda geçen yük miktarıydı. i eşittir q bölü t. İşler dışarı yaptığımızda q eşittir i çarpı t. Q sanki yani normalde e, sanki üreteçte bu kadar Q kadar yük varmış gibi düşün. Üzerinden e, geçen akım yani çıkan akım iyi akımın artarsa yakımı o zaman süresi çalışma süresi azalır diyorsun. Yani akımla ters orantılıdır şeklinde düşünebiliriz. Elektrik enerjisi, elektriksel güç ve lambaların parlaklığı. Elektrik enerjisi de şöyle ki e, bir dirençten açığa çıkan enerji T sürede açığa çıkan enerji uçlar arasındaki potansiyel fark çarpı akım çarpı geçen süre. V'nin yerine I çarpı R yazdığımızda I çarpı R çarpı I çarpı T dediğimizde I kare R çarpı T şeklinde enerjiyi söyleyebiliyorduk birim zamanda yapılan iş bize gücü veriyordu. O zaman birim zamanda açığa çıkan enerji burada bize gücü verecek elektriksel gücü. Bunu T'ye böldüğümüzde gücün ne olduğunu görüyorum. I kare R olduğunu görüyorum. İsterseniz i çarpı v şeklinde de düşünebilirsiniz bunu. Lambaların parlaklığı özdeş lambalarla uğraşıyorduk. Özdeş lambalara baktığımızda hangisinden büyük akım geçiyorsa o zaman o lambanın parlaklığı daha fazla diyorduk. Yani şunu da söyleyebiliriz. Güç ile orantılıydı. Yani gücü arttıkça lambanın parlaklığı da artar şeklinde düşünebiliriz. Dirençlerin bağlanması işte seri bağlanıyorlardı ve paralel bağlanıyorlardı. Seri bağlandıklarını topluyorduk. Paralel bağlamada ise 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü R1, 1 bölü R2 şeklinde bir eşdeğer direnç buluyorduk. Yalnızca iki direnç paralel bağlıysa şeklinde bir şeylerimiz vardı. İşte ya da özdeş dirençler birbirleriyle paralel bağlıysa gibi özel durumlar vardı. Onları da tek tek anlatmıştık. Eğer şunu düşünüyorsanız yani bu konuda gerçekten sıkıntılı olduğunu düşünüyorsanız bununla alakalı videolarımızı tekrar izleyin. Ondan sonra gelin burada bir tekrar da izleyin. Sonra 10 numara bu konuyu anlayacaksınız diye bilirim mıknatıslık, e, mıknatıs arasındaki etkileşim, elektromıknatıs dünyanın manyetik alanı. Dünyanın bir manyetik alanı vardı ki e, pusulanın sapmasına sebep olan şey de yani pusulanın N kutbunun e, dünyanın coğrafi kuzey kutbunu göstermesini sağlayan şey de işte dünyanın manyetik alanıydı. Elektromıknatıs e, bu bir bobin düşünelim. Bu bobinin etrafında şöyle sarımlar vardı. Şu şekilde yapalım şunu da getirelim böyle. Bir üreteç bağladığımızda bir i akımı dolaşıyor. I akımı dolaştığında bunlar akım dolaşan teller ya da akım dolaşan çember şekli teller ortalarında manyetik alan oluşturuyorlardı ki o manyetik alanların toplamı da bunun aslında bir mıknatıs olmasına sebep oluyordu. Akım varsa elektromıknatıs, yoksa değil. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Sonra manyetik alandan bahsetmiştik. Ee, akım geçen düz bir telin oluşturduğu manyetik alan, düz bir tel, şöyle iyi akım geçen bir düz tel. Ne yapıyorduk? Baş parmak akımın yönünü gösteriyordu. Dört parmak da etrafında oluşan manyetik alan çemberlerinin yönünü gösteriyordu. O zaman bunun etrafında şöyle manyetik alan çemberleri oluşacak. Şu şekilde gösterildi ve e, B ile gösteriyorduk manyetik alanı. Herhangi bir noktadaki manyetik alanı söyleyecek olursak. Mesela dedik ki hocam buradaki manyetik alanı söyler misiniz bana? Evet söyleyelim. Tam bu noktada çembere teğet olacak şekildedir diyebiliriz. Buradaki manyetik alan. Üzerine ok şartı koyuyorum. Üzerinde ok şart varsa e, ne anlama geliyordu? Bu vektörel bir büyüklük olduğu anlamına geliyordu. Sonra akım geçen çember telin oluşturduğu manyetik alan işte bunlar sayesinde bu bir elektromıknatıs oluyor diyebiliriz. Ki mıknatıslık da şöyle bir mıknatıs e, tek bir kutup halinde bulunamıyordu. Burası en kutbu burası da S kutbuysa N'den çıkıp S'de biten şey N'den çıkıp S'ye gelen manyetik alan çizgileri var. N'den S'ye doğru ve içeride de S'den N'ye doğru devam eden manyetik alan çizgileri düşünüyorduk. Yani manyetik alan çizgileri kapalı eğriler şeklindedir. Bir noktada başlayıp bir noktada bitmez. Devamlılık var, süreklilik var. Mıknatıslar arasındaki etkileşim iki mıknatıs birbirini iter ya da çeker. Nasıl iterler? Aynı kutuplar yan yana gelirse o zaman bu iki mıknatıs birbirini iter diyoruz. Ama farklı mıknatıslar e, kutuplar yan yana gelirse şu şekilde bir durum söz konusu olursa o zaman bu iki mıknatıs birbirini şöyle çeker diyoruz. Şu iki mıknatıs birbirini iter diyorduk sevgili gençler. Bu şekilde hatırlamış olalım. Sonra basınç. Evet bir cisim ya da sıvı. Ee, ya da gaz e, ne yapıyordu bir basınca sebep oluyordu Nesi? Ağırlığı. yani şöyle bir şey söyleyebiliyoruz o yüzden basınç için birim yüzeye etki eden dik kuvvet bakıyorum mesela burada bir tane cisim var bu cismin aşağı doğru bir ağırlığı var mesela. Ağırlığı. Neydi ağırlık? Yer çekiminden kaynaklanan kuvvetti. Birim yüzeye etki eden kuvvet diyoruz ya. O zaman bunun ağırlığını aldık. Sonra temas eden alana da şuradaki şöyle temas ettiği alanı da kabaca çizdiğimizde buraya da A dersek o zaman bu yüzeyde bir basınca sebep olur diyoruz. Evet. Bunun basıncını bulurken de kuvvet bölü alan. Temas ettiği alan. O zaman ağırlığı var. Bölü A şeklinde yazabilirim. Genel olarak basınca birim yüzeye etki eden dik kuvvettir diyoruz. Ve basınç kuvveti kuvvet Newton e, yüzey alanı metrekare o zaman Newton bölü metrekare olur basıncın birimi. Newton bölü metrekare. Biz de şunu da unutmayalım. Ne diyoruz? Newton bölü metrekareye Pascal'a ithafen Pascal diyoruz ve şöyle pa şeklinde kısaltıyoruz. Katı basıncı, katı basınç kuvveti az evvel söyleyeyim. Katı basınç kuvveti ya da şöyle söyleyelim önce. Basınç kuvveti e, şu şekilde tüm yüzeye etki eden basınçların toplamıdır diyelim. O zaman bir yüzeydeki basınç kuvvetini bulmak istersem şöyle yazıyorum isterseniz hep basınç bulmak istersem o noktadaki basınç çarpı o yüzey diyebilirsiniz. Evet diyebilirsiniz. Pascal prensibi de e, sıvılar üzerlerinde etki eden basıncı iletirler. Hiçbir özelliğini değiştirmeden yani böyle bir büyüklük olarak aynen iletirler diyoruz. Pascal prensibi de gündelik hayatta zaten onun da çok fazla e, karşılığı var diyelim. Ee, sonra gaz basıncı. Şimdi gaz basıncı da mesela e, buraya şöyle bir şey diyeceğiz. Mesela kaba bir e, sıvı konulmuş. Önce bir sıvı basıncından biraz daha bahsedelim. E şimdi bir yüze etki eden sıvı basıncı ve basınç kuvvetini bulmak istersem. Şimdi sıvı basıncı bulurken derinliğe bağlı. Mesela şu şekilde bir kap çizersem içerisine sıvı koyduğumda buradaki sıvı basıncı bulmak istersem ne yapıyorum? O noktanın sıvı yüzeyine olan dik uzaklığı ya da derinliğini önemsiyorum. Buradaki sıvı basıncı eşittir. Hdg diyoruz. Hdg. Yani derinlik çarpı sıvının öz çarpı yer çekimi. iğmesi. güzel. Şimdi basınç kuvveti ise sıvı basınç kuvveti ise bunu yerine koyduğumda ne oldu o zaman? Bakınız, Hdg çarpı A şeklinde oldu. A burada yüzey alanı. G zaten yer çekimi. Sıvının öz kütlesi de buradaki H de yüzeyin orta noktasının derinliği. Yani orta noktasının yüzeye olan dik uzaklığı gibi de düşünebilirsiniz. E, bu da Sıvı basınç kuvveti. Mesela buradaki sıvı basınç kuvvetini bulmak istersek. Buraya bir A yazalım. Şurası A olarak şöyle yazalım. Buradaki alan bu alandaki basınç kuvvetini bulmak istersen ne yaparım? H tam ortadaki basınç HDG çarpı alan HDG çarpı A şeklinde yazabiliriz. Bernoulli ilkesi yani akışkanların basıncı bir akışkanın hızı artarsa e, basıncı azalır diyeceğiz. Evet basıncı azalıyor. Basıncın hal değişimine etkisi e, mesela işte buzun erimesini e, kolaylaştıran bir durum söz konusu. Neden? Çünkü buz eridiğinde hacmi azalıyor. Evet. Yani bir katı eridiğinde normalde hacmi artması beklenirken ama buz aykırı bir katı o yüzden üzerindeki hani erirken hacmi azalıyor. Üzerindeki basınç da ona yardımcı oluyor. Yardımcı olan bir durumda işi kolaylaştırır diyoruz. O halde mesela buz ve üzerine bastırdığımızda 0 santigrat dereceden daha küçük bir sıcaklıkta erimeye başlar. Mesela atıyorum eksi 2'de erimeye başlar. Çünkü işi dediğim gibi basınç kolaylaştırıyor diye biliriz sevgili gençler. Aşimet yani kaldırma kuvveti. Şimdi bir cismin nerede kalacağını belirleyen şey sıvının içerisinde. Yüzüyor mu? Askıda mı kalıyor? Batmış mı? Kim söylüyordu bunu? Öz kütle. Yani... Cismin öz kütlesi burada en önemlisi. Yer çekimi iğmesiymiş, ağırlığıymış hiçbir önemi yok. Ne diyelim mesela bir tane elimizde plastik var. Şimdi plastiğin öz kütlesinin suyun öz kütlesinden küçük olduğunu biliyoruz. Şimdi plastiği koyduğumuzda küçük bir plastik böyle kalmış. Şimdi daha büyük bir plastik var. Yani bundan daha büyük bir şey yapmışsın, kocaman yapmışsın. İşte o da yüzer görüyor musun? Küçük olan nasıl yüzüyorsa o zaman büyük olan da aynı şekilde yüzer. Yani yarısı batmışsa bunun da yarısı batmış olacak. Ne belirlemiş oldu bu durum? O e, plastiğin öz kütlesi belirlemiş oldu. Süper. Şimdi yüzme durumu, askıda kalma durumu ve batma durumları vardı. Kaldırma kuvvetinin günlük hayattaki e, zaten birçok yeri var. Kaldırma kuvveti mesela en basitinden işte denizde e, yüzen gemiler. Şimdi denizde yüzen gemilere etki eden sıvının kaldırma kuvveti aşağı doğru olan ağırlığı dengeliyor ve bu sayede gemide batmıyor diyeceğiz. Evet yani bu sayede oluyor bu. Sonra burada bir yüzen cisim var. Şimdi yüzen cisim söz konusuysa üzerine etkiden kaldırma kuvveti. Burada batan hacminin tam ortasına etki eder. Yukarıya doğru. Bir de aşağı doğru ne var? Ağırlık var. Üzerinde başka kuvvet gören var mı? Bakıyoruz. Yok. O zaman bu iki kuvvet bu iki kuvvetle cisim dengedeyse üzerindeki kuvvetlerin ters yönlü olan iki kuvvetin birbirine eşit olması lazım. Yine şeyden hatırlayalım. Mesela eş şeydi. Nedir o? kuvvet, bileşke kuvvet. Mesela buradan bir kuvvet uyguluyoruz, ev kuvveti. Buradan da bir ev kuvveti uyguluyoruz. Bir kutuya düşünelim, yerde olan bir kutuya. O zaman bu kutu harekete eder mi? Hayır, bu iki kuvvet birbirini sıfırlar çünkü. Burada da aynı şekilde kalabilmesi için, dengede kalabilmesi için bu ikisinin birbirine eşit büyüklükte olması gerekiyor. Buraya geldiğimizde yine askıda kalması da bu yüzmeydi. Bu da askıda kalması. Üzerine etkilen bir kaldırma kuvveti var. Bir de ağırlık var. Başka kuvvet gören var mı dedik. Hayır yok. O zaman bu iki kuvvet birbirine dediğimiz gibi sıfırlamalı. Ters yönlü iki kuvvet birbirine eşit olacak diyoruz. Ama buraya geldiğimizde cisim askıda kalamamış. Yani yani bütün hacmi bakın burada bütün hacmi batmış. Burada da bütün hacmi. Yani bütün hacmi battığında etki eden kaldırma kuvveti ağırlığı dengeleyememiş. Demiş ki tepki kuvveti ne? Yani buradaki kabın tabanının tepki kuvvetine demiş ki bana yardım et. Yardımına ihtiyacım var. İkisinin beraber toplamı aşağı doğru olan G'ye eşit olur diyoruz. Bu durumda kaldırma kuvveti gördüğünüz gibi G'den daha küçük olur sevgili gençler. Ve kaldırma kuvvetinin de kendisini bir de hatırlayalım. Yerini değiştirdiği sıvının ağırlığı eşit. Yerini değiştirdiği sıvı ağırlığı da nedir? Aslında kendi batan hacmi sıvının yerini değiştirecek. O yüzden V batan sıvıdan bahsettiğim için sıvının öz kütlesi çarpı G. V vatan çarpı D sıvı çarpı G de buradaki kaldırma kuvveti idi sevgili gençler. Haydi sorularımıza başlayalım. İlk soru. Ayrıtları verilen iletken dörtgenler prizması biçimindeki cismin KL arasındaki direnci 8 ohm ise aynı cismin MN arasındaki direnci e, kaç ohmdur şeklinde bir soru. Şimdi direnç eşittir Rho çarpı L bölü A. İlk baştaki dirence bakıyorum. Şimdi uzunluk ne kadar? 2A kadar. Bu arada bu cisim bu halden bu hale geliyor. Aynı cisim. Aynı madde yani. O zaman yapıldı. E, şuradaki öz direnç yapıldığı maddeye bağlı. Maddenin cinsine bağlı. Aynı madde olduğuna göre öz direnç aynı. Şimdi Rho çarpı uzunluk 2 a. ...bakınız. Sonra alanına bakalım. Kes alanında bu şekilde. Yani biz bunu... ...devreye bağladığımızda şöyle bir şey... ...karşımıza gelecek. O zaman kes alanında burası. Hadi bunu ne yapıyoruz? A kare diyoruz. İşte bu direnç ne kadarmış sevgili gençler? 8 olmuş. Evet. Buradaki A'nın bir tanesini... ...hemen götürüyorum. Şöyle... ...R'o yani şey olmuş oldu. 2 tane R'o bölü. A kimdir? 8'dir der. Bize bu durum. Buraya geldiğimizde... ...bunu devreye bu şekilde bağlıyorum ve... ...görüyorum ki uzunluk bu sefer a kadar. Evet yani ro aynı ro uzunluk a bölü kesit alanı. Kesit baktığınızda şurası değil midir? Evet burasıdır. Burası 2a burası da a olduğuna göre e, kesit alanı için kenarları çarpıyorum. a çarpı 2a diyorum. Buradan da ro çarpı a bölü 2a kare. Bu kare gitti bu da gitti. O zaman buradan da sevgili gençler ne gelmiş oldu? Bakıyoruz 1 bölü 2 ro bölü a r/2a ya nasıl yazmak istersen. Ben burada şunu görüyorum. Bak, normalde 2 tane 8'miş. Bak, 2 tane 8'miş. Hadi o zaman bir tanesini bulalım. Bir tane r/a ne olur sevgili gençler? 4. O zaman yarım r/a ne olur? Bu ne demek? 1/2'si yarısı demek. Hadi gel şunu yapalım o zaman. 1/2 çarpı 4'ten 2 2 10 gelmiş olacak sorumuzun cevabı. Bu şekilde de bu soruyu çözmüş olduk. Başka bir soru. 5L uzunluğunda bir tane iletken varmış, bir tane tel varmış. Bunu bu şekilde bölüyormuşuz. Bu parçaları da getirip buraya pat pat monte ediyormuşuz. Bunu bir bunu devreye bağladığımızda göstermiş olduğu dirençle bu sistemi devreye bağladığımızda gösterdiği direnç arasındaki ilişkiyi bulabilirim. Nasıl bulurum? Şimdi bakın. Burası L kadar, burası da L kadar. O zaman yukarısı 3L'si, burası da L kadar. Ortadaki de şurası da L kadar. O zaman ortadaki de şurası da L kadar olacak. O halde ben şunu söyleyebilir mi acaba? L uzunluğunda L uzunluğunda direnç neye karşılık geliyor? Yani buradaki alana da A diyelim isterseniz ve 10 demiş. Haydi yazalım. Rho çarpı 5L bölü A. Ne kadarmış bu? 10 10'muş. O zaman bunu 5 ile oranladığımda Rho çarpı L bölü A eşittir 10 bölü 5'ten 2 ohm geldi. Bu cepte. Cepte. Güzel. Sonra burada şunu görüyorsunuz. Burada burası A kadarsa bu da A kadar. Gördünüz mü? Üstte geldiğinde. Sonra bu A kadarsa bu da A kadar. Üstte geldiğinde. Ne oldu bunlar beraber? 2A. Bunlar ne oldu beraber? 2A. Sonra bu zaten tek başına şurası A kadar duruyor. Hadi bu, şu parçaları bulalım önce. Bakın bu parçaları. E, ro çarpı, üstte gelenler. L bölü ne kadardı? 2A'ydı. Evet. Şimdi Rho çarpı L bölü A kiri miydi? O zaman bunu 2'ye böleceksin anlamına gelir bu. 2'ye böldüğümde 2 iki bölü 2'den ne oldu? 1. E bu da aynı şekilde bakın. Şu da aynı şekilde 1 gelmiş oldu. Sonra burada bir 1 var. Sonra sağ tarafta tek parça. O zaman 12 ne kadar? Şunu da isterseniz buradan gösterelim. 2. 2 ohm'u da aldık. 2 var. Sonra son olarak sağ tarafta da 1 var. Bunlar yan yana bağlanmışlar. Yan yana bağlandıklarında bunların gösterdiği direnç toplanacak. Yani bu da bu da bu da hepsi direnç gösterdiği için topluyoruz. Ne gelecek buradan sevgili gençler? 4 ohm eşdeğer direnç gelecek. Yani yeni direncimiz budur diyoruz. Evet bir soru daha. Şimdi KL noktaları arasındaki eşdeğer direnç R1. LM noktaları arasındaki direnç R2'dir. R1 bölü R2 oranı kaçtır? Harflendirme yöntemini kullanacağız. Evet. Harflendirme. Şimdi Önce kale arası sonra LM arasını harflendireceğiz. Şimdi kale arasından bağlamak. Mesela şöyle düşün. Kale noktaları arasındaki eşler direnç sanki sen buraya bir tane üreteç bağlıyorsun ve şöyle bir devre kuruyorsun. Evet. Güzel. O zaman bu kurduğun devrede harflendirmeye devam edelim. Burası L noktasıysa aynı noktayı verebiliyorum. Burası da L noktası. Güzel. Zaten burası M noktası aynı noktayı kullanalım. Başka harf vermeye gerek var mı? Bence yok. Yani bir yol ayrımı söz konusu değil gelen akım için. Şurada bir yol ayrımı var. Zaten burada bakın ayrılıyor ki buraya biz bir harf vermiş olduk. Devreyi şu şekilde K ve bitiş noktası L olarak harflendirdim. K ve L. Arada M harfini koyuyorum. Sırasıyla yazıyorum. K ve arasında kim var? 2 var. Bu gitti. Sonra M ile arasında kim var? 6 var. Bunu da yazdım. Sonra buradan bak ML arası yine burası 3 var. Sonra burası K noktası olduğuna göre KL arasında yani tamamı 4 var. Evet. Ve 6 ile 3 birbirine paralel bağlı. Çarp toplamlarına böl diyorduk. İki tane her birbirine paralel bağlıysa onların eşlerini bulurken çarpıp toplamlarına bölebilirsin. 18 bölü 9 böldük 18 bölü 9'a 2 ohm geldi. Tamam sonra burası 2 burası 2 birbirlerine seri bağlı o 2 ile o 2'yi topluyoruz diyoruz gençlik bunları toplayacağız evet 2 artı 2'den ne oldu 4 10 ve artık m harfinden kurtulduk yukarıda 4 aşağıda 4 2 tane 4 2 tane bak o zaman eşdeğer direnç aynı dirençten kaç tane varsa bir tanesini alıyorsun bölü sayısına bölüyorsun kaç taneydi 2 tane. 3 tane 4 olsaydı buraya getirip 2 yerine 3 yazacaktın. 4 bölü 2'den 2 omluk eş değer direnç. Kimdir bu? R1'dir. Yani R1 eşittir 2 ohmmuş diyebiliriz. Bu bilgiyi aldık. Sonra der ki soru bize LM noktaları arasına bağlı. LM noktaları arasına hemen şöyle yapıyorum. Kimi kullanalım? Bunu kullanalım. LM arasına bir tane ister buradan ister buradan fark etmez. Bir tane üreteç bağlıyorum. Tamam. O zaman benim devrenin başlangıcı L bitişte M ya da başlangıcı M bitişi L. İstediğin gibi düşünebilirsin. O zaman yazıyorum M'den başlayan bir devre söz konusu ve L'de bitirdik. O halde baktığımızda K harfi araya gelecek diyoruz. Aynen öyle. Şimdi M, K arasında kim var? 2 var. Yazdık. Bakın M, K arasında 2. Gitti. Bunu kullandık. Sonra başka M, K arasında bir şey var mı? Bakıyorum. Bakıyorum. M, K arasında yok. Sonra K, L arasında 4 var. Getirdim bunu da koydum K ile arasında güzel. Bir de ML arasında ML arasında 1 altımız var. Bir de ML arasında neyimiz var? Bakınız şu arkadaş. Yani 3'ümüz var. Aynen öyle. Şimdi 2 ile 4 topladığımda bakın şu 2 ile şu 4 topladığımda ne olur? Birbirine seri bağlı olduğu için e, toplarsak ne geliyor? 6 geliyor. Evet. Sonra şu 6 ile şu 6. Hemen hızlı bir şekilde yapalım. Artık harfinden kurtulduk. 6 ile 6 2 tane 6 olduğu için 6 bölü 2'den 3 geldi. Bu da tamam. Yani yukarıdaki 3 ile aşağıdaki 3 birbirlerine paylar bağlı. Yani ML arasında 1 3 1 3 2 tane 3 olduğu için 3 bölü 2 diyoruz. Eş değer direnç. Bu ikinci durum olduğu için R2 eşittir. 2 tane 3'ten 3 bölü 2 10 diyebilirim. Bu da tamam. Artık bunları oranlayacağız sevgili gençler. Haydi oranlayalım. R1 bölü R2 oranı eşittir. Kimdi R1? 2 miydi? Evet. R2 kimdi? 3 bölü 2. Oranladığımızda ters çevirirsek 2 çarpı 2 bölü 3'ten cevabımız 4 bölü 3 gelir diyoruz. Güzel. Bir soru daha var. Şekildeki elektrik devresinde pilin iç direnci önemsizdir. Buna göre volt, V volt metresinde okunan değer kaç volttur? Yani şu iki nokta arasında bir volt metre bağlanmış sevgili gençler. Ben size şunu söylemek istiyorum. Hadi şunu yapalım. Buraya A noktası dersek o zaman buraya da A noktası buraya da A noktası diyebiliriz gördüğünüz gibi. Buraya B noktası dersek o zaman voltmetre ne oldu? AB arasına bağlandı görüyorsunuz değil mi? AB o zaman burası da AB arası değil midir? Demek ki bunun uçları arasındaki potansiyel farkı bulursam direkt A ile B arasındaki potansiyel fark yani voltmetrenin değerini bulmuş olurum. Güzel. Şimdi biliyorum ki Voltmetreden akım geçemez. Voltmetre açık anahtar gibi davranır. O zaman bu devreyi voltmetreden voltmetre çizmeyerek tekrar çizebilirim. Voltmetre yokmuş gibi görüyorum. Dediğim gibi çünkü açık anahtar gibi davranacak devre şöyle bir basit bir devre olacak diyoruz. 18 volt. Güzel. Şimdi buraya K noktası buraya L noktası dediğimde buraya da K noktası buraya da L noktası diyebilirim. O zaman 6 ohmluk direnç K ile arasında yani 18 voltluk potansiyel farka bağlanmış oldu. 18 volt. Güzel. Sonra buraya da K noktası, buraya da L noktası dedim mi? Dedim. Yine bunlar da aynı şekilde K ile arasına yani 18 voltluk potansiyel fark arasına bağlanmış oldu. Şimdi burada neler var dirençlere bakıyorum. 2, 3, 5, 9. Toplamda 9 ohmluk direnç var. Bak burası 2 ohm, burası 3 ohm, burası kaçtı? 4 ohmdu. Bunları topladığında 9 ohm. Buradan çıkan akımı, daha doğrusu buradan geçen akıma da I1 dersem şöyle yapalım. I1 eşittir 18 bölü seri bağlı olduğu için bunlar topluyoruz 18 bölü 9'dan ne geldi 2 amper geldi güzel sonra buraya geldiğinde bunu da bulmak istersem buna da I2 dersem evet I2'yi de burada bulalım I2 eşittir K'ya arasında 18 var sadece bir direnç var 6'ya böldüğümde 3 amper yani bunlar istenebilir sizden onu bulduk onu bulduk ama ama biz ne arıyoruz AB arasındaki potansiyel farkı arıyoruz. Yani şurası. O da nedir? Bunun uçları arasındaki potansiyel fark olduğu için I çarpı R diyorum ama akıma bakıyorum. I1 akımı dikkat ederseniz I1 çarpı direncimiz de 4'tü. Evet. Buradan da eşittir diyoruz. I1 akımı kaç? 2'ymiş. Direnç de 4. İşte sana 8 voltluk potansiyel fark ölçer cevabını vermiş olduğu son yazdığımız eşittir. Elektrik devresinde üreteçlerin iş dirençleri önemsizdir diyoruz. Bak önemsizdir. Buna göre 10 ohmluk direncin e, gücünü ve dirençten yarım dakikada çıkan enerjiyi bulunuz. Bu şekilde bir soru. Kolay değil mi? Şimdi ne yapıyorduk? Birbirine paralel bağlı üreteçler aynı potansiyel farkı sahip olmalıydı. Ki öyle. Bu da 20 volt, bu da 20 volt ve aynı yönde akım çıkarmalılardı. O halde buradan gelen toplam EMK bir tanesine eşit olacak. Yani 20 volt olacak cepte. Şimdi bunlardan çıkan akımla bundan çıkan aynı, akım aynı yönlü. Fakat bu ise ters. Yani o zaman bunları topluyoruz. Bunu ise çıkartıyoruz. Toplam EMK eşittir. Bunlardan gelen 20 artı bundan gelen 20 eksi ters yönlü olduğu için 10. E ne olur? 30 voltluk bir potansiyel fark oluşur. Şu devrenin şu iki noktası arasında bundan geçen akımı da dolayısıyla bu 30 voltluk gerilim belirler. Hadi bundan geçen akımı bulalım. İ akımını. I akımı eşittir. Nerede bulalım? Şurada i eşittir. 30 bölü direnç 10 olduğuna göre 3 amper diyoruz sevgili gençler. E tamam. Şimdi bir gücünü bulunuz. Güç eşittir. i kare R yazıyorum. Akım ne kadar? 3. 3'ün karesi çarpı 10. 9 ve 10 çarptığımda 90 watt. Ama dikkat watt çünkü güç. Dirençten yarım dakikada çıkan enerjiyi bulunuz. Şimdi gücü bulurken enerjiyi zamana bölüyordum ya bir daha aynı işlemlere yapmama gerek yok. Enerjiyi bulurken de güçle zamanı çarpabilirim. Evet güce bakıyorum 90 ama yarım dakikada dikkat onu saniyeye çevirmek zorundasın. Çünkü bunu watt olarak yazarsak gücü e, zamanda saniye olduğunda yani bunlar hep uluslararası birim sistemindeki birimler. Dolayısıyla enerji de jül olacaktır sevgili gençler. Ve devam edersen 90 yarım dakika olduğuna göre yarım dakikanın 30 saniye olduğunu hepimiz biliyoruz. 30 da çarpıyoruz. 3 çarpı 9 27 ve ilk tane sıfır eklediğimizde 2700 jül. Kilo jül olarak sorarsa 1000'e bölüyoruz. 2,7 kilo diyebiliriz sevgili gençler. Özdeş lambalar ve iş direnci önemsiz. Öz, özdeş önce şekil bir sonra şekil elektrik devresi hazırlanıyor. Buna göre KLM lambalarının parlakları nasıl değişmiştir? Şimdi K, L ve M'nin akımına bakarak bu sorunun cevabını verebilirim. İlk başta akım, akım, neydi? Sonraki akım nedir? Şeklinde bir şey söyleyeceğiz aslında. Bakın. Buradan bunlar birbirine paralel bağlı için ne oldu? R bölü 2. Bu ise R. Yani özdeşlediği için bunların dirençlerini R kabul ettim. O halde bu üreteçten çıkan akımı I1 diyelim mi? Diyelim hocam. Haydi diyelim. I1 eşittir. Buradaki potansiyel yani V gelinim bölü. R ile R bölü 2 birbirine seri bağlı. O zaman buradaki eş değer direnç. Yani şuradaki R eş 1. x'in topluyorum. R artı R bölü 2 seri olduğu için 3 R bölü 2 geliyor. Ve buraya yazıyorum 3 R bölü 2 yazdım. Ters çevirelim. 2 V bölü 3 R şeklinde bir I1 akımı çıktı. Buna geldik. Buna da I2 diyelim. I2 akımına bakalım. Bunlar birbirine seri bağlı. Yani 2 R. Bu ise onlara paralel bağlı çarp toplamlarına böl diyorduk. O zaman 2 çarp 1 bölü 2 artı 1 toplamları yani 2 bölü 3, 3 diyebilirim. Eş değer direnç buradaki buraya da R eş 2 mi diyelim? R eş 2 dedik ve 2 bölü 3. Akım bulalım. I2 akımı eşittir. Potansiyel yani gerilim V'ye kadar potansiyel farkı bölü 2 bölü 3 R. Evet. Sonra ters çevirdiğimizde 3 bölü 2 V bölü R'dir diyelim. Şimdi V bölü R'ye hadi i diyelim mi? Diyelim o zaman bunun akımı 2 bölü 3 i olur. Tamam. Hadi buna yine V bölü R iyi demiştik. Bunun akımı ne oldu? 3 bölü 2 iyi oldu. E, süper. Tamamdır. Buraya kadar harika. Ve ve şimdi önce K'dan ö 1 geçiyor. Yani ne geçiyor? 2 bölü 3 i geçiyor. Buraya kadar güzel. Sonra burada bakın Bunlar birbirlerine paralel bağlı ve eşit miktarda derece sahip oldukları için akım ikiye bölünecek. Eşit bir şekilde ikiye bölünecek. Çünkü bu iki nokta arasındaki potansiyel fark eşittir diyorum. Hı hı. O zaman 2 bölü 3 i bölü 2. Bak 2 bölü 3 i bölü 2 dediğimde o zaman yukarıdaki 2 ile alttaki 2 sağ değiştiğinde ne gelecek? 1 bölü 3 i gelecek. Yani i bölü 3. Ya da şöyle düşün. 2 tane i bölü 3'ü 2'ye böldüğünde 1 tane i bölü 3 olur. Bundan da I bölü 3 akımı geçmiş olur. Sonrasına geçiyoruz şimdi. I 2 akımı ne kadardı? 3 bölü 2 idi. Şimdi yukarısıyla aşağısına dikkat. Buradan geçecek akımları oranlarken dikkat etmen gereken bir şey var. Bundan ve bundan. Bundan geçen akıma yukarısı 2R ya. Büyük olana x akım veriyorum. O zaman bundan 2x geçer diyorum. Dikkat. Çünkü iki nokta arasındaki potansiyel farkının eşit olması lazım. 3x eşittir. 3 bölü 2 ise o zaman bir tane x'e baktığımda 3'e bölersem sağ tarafı i bölü 2 olur. Süper. Haydi bakalım. O zaman buradan giden akım ne kadarmış? i bölü 2'ymiş. Buradan 2x olduğu için buradan giden ne kadarmış? Iymiş. 2 ile çarptığımda. Bakalım neler oldu. K 2 bölü 3'tü. Artık K ne? i bölü 2. Yani azaldı. 3'te 2'si ise İkisiyken yarısı şeklinde i'nin yarısı olmuş oldu. O zaman k hemen söylüyoruz azalır. Ne yazdık? L'ye geri. L'nin akımı ne kadardı? I bölü 3 artı ne kadar? 1 bölü 2. 1 bölü 2 1 bölü 3'ten daha büyük olduğuna göre L artar diyoruz. Güzel. M'ye geldik. M'nin akımı ne kadardı? I bölü 3'tü. O zaman artık ne kadar? I kadar. En çok demek ki M artmış. O zaman M de artar diyoruz sevgili gençler. Diğer sorumuz özdeş x, y, z mıknatısları şeklindeki konumdayken x e, y'yi çekiyor, y z'yi itiyor. Buna göre mıknatısların 1, 2, 3 numaralı uçlarının kutup işaretleri sırasıyla nedir? Bakıyoruz. Şimdi ne diyor bize? x y'yi çekiyor. Şimdi x'in y'yi çekmesi. Bu arada bu n kutbuysa diğer kutup da s olmak zorunda. Evet. Farklı kutuplar. Y'yi çekecekse o zaman burası n kutbu oldu. Tamam mı? O zaman burası ne kutbuysa burası da S kutbu oldu. Y ile Z'ye bakalım. Y Z'yi itiyormuş. İtmesi demek aynı kutupların yan yana gelmesi demek. Burası Z oldu. Burası da N oldu. S arasıyla yazabiliriz. 1 S. 2'ye bakıyorum. S. 3'e bakıyorum. N şeklinde kutuplarmış dedik. 5 mıknatıs demir ve KLM dinamometreleri ile şekildeki e, düzenekler kurulmuştur. KLM dinamometrenin gösterdiği değerler TKTL TM ise bunlar arasındaki ilişki nedir diye bir soru. Bakalım. Çapraz olarak birbirleriyle etkileşmiyorlarmış diyor. Bakın, aynı kutuplar birbirini itiyor, değil mi? Zıt kutuplar birbirini çekiyordu. Ve bu arada mıknatıs demir çekiyorsa bu bilgi unutulmamalı. Bakın bu bir mıknatıs N ve S, bu da demir. Şimdi, e, mıknatısın hangi kutbuna yakın olursa olsun bak burası S de olsa, N de olsa şuradan bahsediyorum. S de olsa N de olsa fark etmez, demiri çeker. Başka şansı yok. Şimdi mıknatıs demir çekiyor ya şimdi gündelik hayattan biliyoruz. Demir ile yan yana bırak. Demir de bu tarafa gelir. Mıknatıs da bu tarafa gelir. Çünkü arada oluşan çekim kuvveti ikisini de çeker diyoruz. Yani beraber ortak yapıyorlar bu işi. Dolayısıyla mıknatısı da bu tarafa doğru geliyor. Süper. Şimdi bu bir. İkincisi. Şimdi iki mıknatısın birbirini çekmesiyle e, mıknatısı demirin birbirini çekmesi tabii ki eşit büyüklükte olamaz. Yani şöyle bir şey olursa. Bak şuraya dikkat. 2D, i̇ki 2D. Iki şimdi bunlar birbirini çekiyorlar. Bunlar da birbirini çekiyorlar. Ama Buradaki çekim kuvveti ikisi de mıknatısı olduğu için buradakinden daha fazla diyoruz. Yani burada mesela birbirlerini çekmeleri için gösteriyorum. Burada da gösteriyorum. Bir daha söylüyorum. Buradaki çekim kuvveti mıknatısı olduklarından dolayı buradakinden daha fazladır diyoruz. Bu bir. Mıknatısların bir de ağırlıkları var. Burada G ağırlığını aldık. Burada da G ağırlığını aldık. E bu da tamam. Güzel. Buraya geldiğimizde burada ise aynı kutuplar birbirlerini iterler diyoruz değil mi? İterler. Hatta aradaki mesafe D, 2D'den daha az oluşan kuvvet daha da büyük olur. Yani burada çizdiğim kuvvetten çok daha büyüğünü çiziyorum. Bakın itme bunlar birbirlerini iterler. Ve ağırlığını da aşağı aldığımda böyle. Şimdi dikkat sırasıyla şunları yapacağız. Bak buradaki itme kuvveti yani şundan bahsediyorum. İtme kuvveti dinometreye yardım et. Farkında mısın? Güzel. Buradaki çekim kuvvetleri ise bakın ne yapıyor? Tam tersi dinometreye karşı yönde bir kuvvet uyguluyorlar. O yüzden dinometrin değerlerini arttırıyorlar. Tamam. O zaman bunlar arttırıyor ama buradaki çekim daha fazla olduğu için bu daha çok arttırıyor. Yani TL büyüktür. Ne diyoruz? TM. Buradaysa dinometre yardımcı olduğu için dinometrenin gösterdiği değer bunlardan daha küçük olacak tabi. O yüzden TK en küçüktür diyoruz ve bu şekilde çözümü yazıyoruz. İş direnci önemsiz özdeş ve direnci önemsiz teller sarılmış özdeş ibilerle 1, 2, 3 ve 4 düzenekleri kurulmuştur. Buna göre düzeneklerdeki 1, 2, 3 ve 4 elektromıknatıslarının kutup şiddetleri P1, P2, P3, P4 olmak üzere yargılanan haline doğrudur bakalım. Şimdi bir kere elektromıknatısın şiddeti nelere bağlı? 1. sarım sayısıyla doğru orantılı. Bak şimdi buraya yukarıya doğru orantılı olanları yazalım. Sarım sayısıyla doğru orantılı. Akım ile doğru orantılı diyoruz. Bunu da yazdık. Güzel. Sonra kimle ters orantılıdır? Uzunluğuyla. Şimdi burada baktığımda hepsinin uzunluğu aynı zaten. Şöyle yazıyoruz. Uzunlukla ters orantılıdır şeklinde yazabiliriz sevgili gençler. Bakalım. Şimdi sarım sayılarına baktığımda 2n, 2n ve n, 1. İkincisi akımlara bakarsam buradaki bir tane üreteç var. Burada ise iki tane üreteç var. Burada iki üreteç aynı yönde akım çıkarıyor. Burada bir üreteç var. Dirençler R, R, R ve R. O halde bir üreteçten çıkan R için i kadarsa akım bakın i kadar gene burada i kadarsa buradaysa iki tane üreteç ve aynı yönde akım çıkardıkları için buradan geçen akım ne kadar oldu? 2 i oldu. Çünkü bunun çıkardığı akımla bunun çıkardığı akım aynı yönde olduğu için buradaki toplam MMK x'in toplamıdır diyoruz. Buraya da geldiğimiz aynı yönde akım çıkardıkları için bu da 2 i. Süper. Şimdi bak hem sarım sayısı hem akım 2 i. Dolayısıyla burada şunu söyleyebilirsin. 4 en büyüktür diyoruz. P4 en büyüktür. Güzel. Sonra buraya bakıyorum. Ee, sarım sayısı akım. Çarptığını düşün. 2. Sarım sayısı akım. Çarptığını düşün. 2. O zaman bunların e, dolayısıyla şiddetleri aynı olacak diyoruz. Yani, yani P2 ile P3 birbirlerine eşittir dedik. Ve son olarak en küçük akım ve sarım sayısı en az. Bu durumda gençlik ne gelecek? P1 en küçük olacak. Bakalım. 4 birden büyük. Doğru. 2 birden büyük. Doğru. 1, 3'ten büyük yanlış diyoruz ve cevabımız o yüzden 1 ve 2 diyoruz sevgili gençler. Şimdi artık geldik basınca. Önce katı basıncı ile alakalı bir soruyla başlıyorum. Şekil 1'de x ve x ve y cisimlerinin yere yaptığı basınçlar eşit ve p kadardır. Buna göre şekil 2'de x cisminin yere yaptığı basınç kaç p'dir? X'in yere yaptığı basınç. Düşün burası 2A kadarmış. Burası 3A kadarmış. Burası A burası da 2A. O zaman X'in burada artık değen kısmı ne kadar? 2A kadar. Bunu bir kere kenara koyalım. 2A. Bu bir. İkincisi şimdi X'in yaptığı basınç temas ettiği alan 3A olduğu için ne yazıyoruz? Px eşittir. G yani X'in ağırlığı bölü ne kadar? 3A kadar yazdık. Buna giriyoruz. Buna şimdi Px yazalım. Bunun da Py'si için ne yapıyorum? Py eşittir kendi ağırlığı yani G'ye bölü alana bakıyorum. 1 A'ymış diyorum. Bunlar da P'ye eşitmiş. Yani bu da P kadarmış. Bu da P kadarmış. Şunu değiştireyim isterseniz. P kadarmış. Bu da P kadarmış. O zaman al şunları. Şunları al. GX'i PA cinsinden yaz. O zaman GX eşittir P çarpı 3 A. Yani 3 pa diyoruz. Buraya geliyoruz. G'ye eşittir P çarpı işler dışarı yapıyorsun yani. P çarpı A. Bunu da yazdık. Bir tane PA. Süper. Bir de şu bilgi şart. Katı üzerine etki eden kuvveti aynen iletir. Yani hiçbir özelliğini değiştirmez. O zaman Y'nin ağırlığı aşağı pat 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 iletilir diyoruz. Bir. İkincisi bir de X'in ağırlığı var. Onu göz ardı demeyiz değil mi? Bir de kendi ağırlığı var. GX. Bir de ne dedik? GY var. Bunların toplamı burada basınca sebep olacak diyoruz. O zaman X'in yere yaptığı basınç GX artı GY bölü ne olur? 2A olur diyoruz ve Gx artı G'ye. 3PA bu. PA da bu. Topluyorum. 3PA artı PA bölü 2A. Yani 4PA bölü 2A'dan yazalım. 2A. A'lar birbirini götürdü. Bay bay. 4 ile 2 sadeleşti. 2. O yüzden cevabımız 2P olmuş oldu. Düşey kesi gibi olan kapta 2 a yüksekliğinde su vardır. K noktasındaki su basıncı PK, L noktasındaki su basıncı PL. Olduğuna göre PK bölü PL oranı kaçtır? Şimdi sıvı basıncı bulun hani hangi noktanın sıvı basıncını arıyorsak o noktanın yüzeye olan derinliği K noktasının üzerinde su yok ya K noktasının basıncı yoktu demek kesinlikle yanlış. Çünkü yüzeye olan derinlik dedik. O zaman bunun yüzeye olan derinliğine baktığımızda e burası ve ne kadarmış? H kadarmış. O zaman pk eşittir h çarpı d sıvı çarpı yani su çarpı g diyoruz. Geldik l'ye. L'nin basıncında yazalım. L'nin basıncı içinde yine L noktasının yüzey olan derinliği yani şuranın tamamı. Burası ne kadar? Bir haş daha var. Toplamda 2 haş yani 2 haş çarpı D su çarpı G'dir diyoruz ve oranladığımızda cevap 1 bölü 2 geliyor. Sığ basınç kuvveti ile ilgili bir soru. Buraya etki eden basınç kuvveti ne kadarmış? F2. Buraya etki eden basınç kuvveti. Kale yüzeyine etki eden basıncı ise F1'miş. O zaman önce F1 ile başlayalım. F1 eşittir. Tam orta noktasındaki basınç. Bak nedir burası? Bu noktanın yüzü olan derinliğine bakıyorum hemen. H 3H daha 4H. O zaman 4H çarpı sıvının ön çarpı G çarpı alan. Bu F1 oldu. Sonra F2 yazıyorum. F2 eşittir. Buradaki tam orta noktasındaki basınç. Şimdi tam orta noktasındaki basıncı bulurken yapmam gereken şu yüksekliğe bakmak. Bakın onun tam ortası noktasındaki basınç. O zaman dikkat. Burada bir üçgen benzerliği var. Görüyorsunuz değil mi gençler? Burası. Ve buranın tamamı 3 açsa. Bak şuradan şurası tamamı 3 açsa. Burası ne olmuş oldu? 1.5 h 1.5 h şeklinde ikiye bölebilirim. Güzel. Tam orta nokta olduğu için. E zaten burada bir haşımız var. Ha, o zaman bu tam orta noktanın basıncını düşünürken tam yani bu noktanın derinine bakarsam H artı bir buçuk H'dan iki buçuk H. Evet. Çarpı D çarpı G çarpı alan. Ne kadar alanda? 3 H kadar. Aynen öyle. O zaman burası 4 H D G A'ydı. Burası nedir? İki buçukta üç çarpımında yedi buçuk H D G A'dır diyoruz. Ve bunları oranlıyoruz. F1 ile f oranladığımızda H D G A'lar birbirini götüreceği için 4 ile direkt yedi buçuğu oranlıyorum. Yedi buçuk on beş bölü iki demek zaten. Yukarıya şöyle yazalım. Dört bölü 15 bölü 2. Yukarı attığımızda cevap 8 bölü 15 çıkacak sevgili gençler. Şimdi burada bir cendere sorumuz var. Yani Pascal prensibi ile ilgili bir soru. Unutma eğer bir sıvı bütünlüğü varsa aynı sıvı da aynı seviyede basınçlar bir birbirine eşit olacak. O zaman aynı sıvı aynı seviye. Buradaki basınç buradaki basınç ve buradaki basınç eşit olmak zorunda. Güzel. O zaman şöyle bir şey çıkacak karşıma ki buradaki basınca ve buradaki basınca L'nin ve M'nin ağırlıkları sebep olurken buradaki basınca ise K'nın ağırlığı hani bir basınç sebep oluyor, basınca sebep oluyor. Bir de bir de şuradaki yüksekten kaynaklanan sıvının basıncı vardır diyorduk. Evet. O zaman buradaki basıncı yazıyorum. Şimdi K'nın buradaki alanda S kadar olduğuna göre o zaman K'nın yaptığı basınç GK bölü S artı bir de HDG var. Güzel. Eşittir. Buradaki basınca bakıyorum. GL bölü 2S. Buradaki basınca bakıyorum gm bölü s. Artık direkt aralıklar arasındaki ilişkiyi söyleyebilirim. Bak bunda buna bak. HDG ona yardımcı olduğu için o zaman m'nin ağırlığı nedir? gk'dan daha büyüktür diyoruz. Bu bir. İkincisi bunlara bakarsan bu iki s'e bölünmüş bu s'e bölünmüş. O zaman l'nin ağırlığı da gm'den daha büyüktür diyoruz. Ve bunu da güzel bir şekilde çözüyoruz. Şimdi kat, şey gaz basıncı sorusu var. Açık hava basıncının PS olduğu bir ortam düşey verilen esnemesiz kaptaki X gazı kollar cıva düzeyleri arasındaki farkı haş olan açık uçlu manometre ile dengeleniyor. Pompa yardımıyla kaba gaz ilave edilirse. Bak şimdi bir kapalı bir kapta gaz artışı olursa yani gaz ilave edilirse basınç artar. Gazın basıncı gaz ilave edilirse artar. Bir ikincisi kapalı kaptaki gazın sıcaklığı arttırılırsa yine basıncı artar. Yani kapalı kapta iki tane durumdan bahsettik. Molekül sayısı yani gaz miktarı artarsa artar, sıcaklığı artarsa artar diyoruz. Peki o zaman buraya gaz ilave ettiğimizde gazın basıncı arttı bu cepte. Sonra aynı sıvıda aynı seviyede basınçlar birbirine eşit olacak demiştik. O zaman sıvı bütünlüğü varsa buradaki basınçla buradaki basınç eşit olacak diyoruz. Şunu alalım. Buradaki basınç buradaki basınç eşit. O zaman burada sadece kim var? Gazın basıncı var. Evet. Buradaysa kim var? P0 ki burada sıvı P0'ı aynen iletir diyorduk. Az evvel söyledik. Gazlar, şey sıvılar üzerlerine etki eden basıncı aynen iletirler. O zaman P0 artı HDG dedik. Ve gazın basıncı artıyor. Gazın basıncı artıyorsa P0 değişmeyeceğine göre HDG'nin de artması lazım. D ve G sabit şeyler D. Çünkü e, civanın öz kütlesi G'de yer çekmesi kim artmalı h artmalı diyoruz. Gazın basıncı artar. Bunu söyledik. H yüksek farkı artar. K noktasındaki toplam basınç şuradan başlıyor. Artar. Çünkü sağdan ya da soldan şöyle yaparsan soldan bakarsan şimdi buradaki sıvı seviyesi alçalıyor. Evet bak burası alçaldı böyle böyle gitti. O zaman gaz basıncı arttı. Buradaki sıvı yüksekliği azaldı. Basınç değişmedi mi acaba diyeceksin. Oraya bakmayıp direkt buraya bakacaksın. İki taraftan da bakabilirsin. Buradaki basınca bir de şuradan bakabilirsin. Buradaki haş artıyor farkında mısın? Yani H üssü diyelim buna. H üssü artıyor. H üssü arttığı için basınç da artar diyorsun. Yani K'daki basınç da artar. Bu durumda e, bu da doğru olmuş oldu. Cevabımız hepsi 1, 2 ve 3'tür diyebiliriz. Şimdi kaldırma kuvveti sorusu bakalım neymiş? K cismi su içinde şekildeki gibi dengede kalıyor. Suya bir miktar tuz dökülüp suyun öz kütlesi artırıldığında K cismin etkeden kaldırma kuvveti ve K cismin suya batan hacmi için ne söylenebilir? Şöyle ki K suda bu şekilde askıda kalmışsa demek ki K'nın öz kütlesi suyun öz kütlesine eşit olduğunda askıda kaldığını biliyoruz. Tamam. Bu bir. İkincisi suya tuz ilave edilirse D eşittir M bölü B değil miydi? Evet. Değil mi? M bölü B'ydi. Burada tuzu ilave ettiğimizde tuz içerisinde çözündüğü için ne olacak? Hacim değişmeyecek tuz ilave ettiğinde. Ama tuz bir kütleye sahip kütle artar. Şimdi kütle artarsa öz kütle de artar. Peki aklına gelecek e, deniz suyu tuzlu su ve onun yoğunluğu öz kütlesi daha büyük olduğu için kaldırma kuvveti daha fazla olur gibi şeyler biliyoruz değil mi? İşte buradan da aklına gelebilir. O zaman tuzlu suyun öz kütlesi tuzlu su saf suyun öz kütlesinden... Daha büyüktür diyoruz. Bu cepte süper. O zaman bak dikkat. Artık bu durumda hani suyun öz kütlesine eşitti ya. O zaman ben ne diyeceğim artık? Tuzlu suyun öz kütlesi demek kimden de büyük? Cismin öz kütlesinden daha büyük olacak. Evet. O zaman cismin öz kütlesi sıvın öz kütlesinden küçük olursa yüzer. O zaman getiriyoruz bunu. Yüzdürüyoruz. Evet. Yani batan hacim ne olmuş oldu? Ve batan, batan hacim azalır diyoruz sevgili gençler. Azalır. Bu cepte. Peki üzerine etkiden kaldırma kuvveti. Şimdi üzerine etkiden kaldırma kuvveti ilk durumda ağırlaştı. Çünkü yukarıya doğru bir kaldırma kuvveti vardı. Aşağı doğru ağırlığı vardı. Tamam. Cismin ağırlığı. Yukarı götürdüğümde cisim yukarıdayken yine üzerine etkiden kaldırma kuvveti var. Sonraki kaldırma kuvveti olsun. Bir de ağırlığı var. E yine dengede. E dengede olduğuna göre üzerindeki ters yönlü kuvvetler birbirlerini sıfırlamalı diyoruz. Nasıl ki ilk baştaki kaldırma kuvveti ağırlığa eşitse büyüklük olarak o zaman yeni kaldırma kuvvetinin de büyüklük olarak ağırlığına eşit olması gerekir. Peki hocam tuzu ilave ettik o zaman ne oldu? E ne oldu? Batan hacmini azaltmış olduk farkındaysanız. Buna sebep oldu. Yani öz kütleler arasındaki ilişki değişti. Bu durumda artık bulunduğu konumda değişmiş oldu diyebilirim. Ya yani ne diyoruz bu durumda? Kaldırma kuvveti FK. Kaldırma kuvveti değil mi? Evet. F kaldırma değişmez diyoruz. Azalır. Bu da değişmez dedik. Yeni bir soru. hacim bölmeli K cismi su içinde şekil 1'deki konumda dengede kalıyor. K'nın üzerine L cismi konduğunda cisimler şekil 2'deki gibi dengede kalıyor. K'nin ağırlığı 6 Newton olduğuna göre L'nin ağırlığı ne kadardır? Suyun içerisinde 2 bölmesi batmış. Ama burada ise 3 bölmesi batmış. Kendi ağırlığı 2 bölmesini batırmış. Şöyle diyebilirim o zaman. Kaldırma kuvveti buradaki kaldırma kuvveti bir diyelim buna. Aşağı doğru bir de ağırlığı var. Ve ne kadar da ağırlık? 6 Newton'du. Bunun engelliliğine göre ilk baştaki ağırlık altına it olmuş. 2 bölme etki eden kaldırma kuvveti 2. Kaldırma kuvveti eşittir. V batan çarpı D sıvı çarpı G'ydi. 2 V batmış. 2V çarpı D su çarpı G. Bunun da bize 6 olduğunu söylüyor. Sağa geliyorum. Diğerine geliyorum. 3 bölme batmış. 3 bölme battığına göre buradaki kaldırma kuvveti ikinci durum diyorum. Ne olur? Ne olur? 3 bölme battığı için 3B çarpı D su çarpı G olur. 2 tanesi 6'ymış. Bakın iki tanesi 6 Bu ikiye alalım. 6 N. O zaman bir tanesi 3, 3 tanesinin olur. 3 üç çarpı 3'ten 9 N olur. Güzel. Peki bu 9 N kim nere dengeliyor? Kim nere dengeliyor? Kalan ağırlığı dengeliyor. GK var. Bir de L'nin ağırlığı bunu ittiriyor. Bakın L'nin ağırlığını da alalım. Bir de L'nin ağırlığını dengeliyor. Yani ikisinin toplamı demek ki 9 N'muş. Kimdi bu? K'nın ağırlığı kaçtı? idi. O zaman hadi gel bunu 6 yazalım. Bu 6 Newton'sa o zaman buna ne yazacağız? Buna da 3 Newton yazacağız. Yani cevabımız 3 Newton oldu. Eşit hacim bölmeli K cismi D üstelisi bu da şekil 1'deki gibi dengede kalırken 2 D üstelisi bu da F kuvvetiyle şekil 2'deki gibi dengede kalıyor. Buna göre F kuvvetinin büyüklüğü K cisminin ağırlığının kaç katına eşittir? Şimdi 1 bölmesini batırmış kendisinin. O zaman buradaki kaldırma kuvveti eşittir. Bir bölme her bir bölmeye VBV diyelim. V çarpı D çarpı G diyoruz. Ve v. K'nın ağırlığına da haydi GK yazalım. Dengede olduğuna göre GK kaldırma kuvvetine eşit diyoruz. O zaman GK ne oldu bu durumda? VDG oldu sevgili gençler. Güzel. Buraya burada ise 3 bölmesi batmış. 3 bölmesi battığında buna etki eden kaldırma kuvveti sonraki kaldırma kuvveti diyelim. 3B çarpı öz 2D olan sıvı olduğu için 2D çarpı G diyoruz. Yani 6 VDG diyoruz. Bir tanesi G eşitti, GK eşitti. 6 tanesi ne oldu bu durumda? 6 GK oldu. Bakın 6 GK. Kendi ağırlığı var. Evet var. Yani GK aynen duruyor. E bir de F var aşağı doğru. F bunu ittirdiği için F'i de aldık. Bunların toplamı 6 GK'ymiş diyoruz. Şöyle 6 GK ve buradan da F kuvveti kaç katına eşit oldu? 5 GK dedik ve bu soruyu da bitirmiş olduk. Birinci dönemin tamamını tekrar etmiş olduk. Programımıza bir bakalım. Ne yaptık? full özetimizi yaptık. Bundan sonra dalgalar konusuna geçiyoruz. Evet dalgalar bir şeklinde başlıyoruz. Sonraki haftada dalgalar 2 diyerek devam edeceğiz. Yani dolu dolu fizik anlatmaya devam edeceğiz. Peki sen ne yapacaksın? Bütün dönemi tekrar etmiş olduk. Zaten videolarla tamamını anlatmıştık. Ola ki, ola ki verdiğim ödevleri çözemediysen bazen işte pandemi sürecinde zaten işte EBA dersleri, canlı dersler, okul dersleri, bizler bir sürü çok yoğunluğun evet vakit bulamamış olabilirsin ama şu üç haftalık dönemi iyi değerlendirmen de fayda var. Yani 10. sınıf fiziği ileriki zamanlar için de önemli. Bak ne var burada? Soru bankası var. Bu sorularla pekiştireceksin. Anlattıklarımızı zaten güzel bir şekilde dinledin. Bundan sonrasını pekiştirme adına, adına bu kitap sana çok faydalı olacaktır diyelim. Peki anlamadığın ufak tefek şeyler olabilir. Evet konu anlatımlı soru bankamızda var hatırlarsan. Sol tarafta konuları anlatıyorduk değil mi? Şöyle güzel bir şekilde. Lamba parlaklığı mesela buradan konuları güzel bir şekilde tekrar böyle bir gözden geçir notlarını al, özetlerini çıkart. Burada da soruları çöz. Yine güzel bir şekilde pekişmiş olacak diyebiliriz. Evet artık ölü soruya geçebiliriz. Ee, birinci dönem hangi fizik konusu sana göreydi? Bunu çok merak ediyorum. Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.